Peki şimdi arabeske dönebiliriz. Arabesk tanımına siz itiraz ediyorsunuz. Neden itiraz ediyorsunuz? Bu değerlendirme yanlış olduğu için. Arabesk demek Arap vari demek. Arap etkinliği demek. Ben bunu defalarca söyledim ama demek yeterli sözümüzü yeterli duyuramadık. Yine de anlatacağız. Ben de anlatmaktan yorulmayacağım. Bu ama tanımlama kitabımı yazdığım zaman inşallah hala ihmal ettiğim bir konu. Bu tanımlama eski Mısır'dan yayılan bir tanımlamadır. Eski Mısır'da Firavunlar döneminde o zamanın burjuvasının sevdiği bir süsleme tarzı. Öyle bir hale gelmiş ki bütün Akdeniz etkilenmiş. Hatta Japonya'ya bile gitmiş bu. Daha sonra bu balede bir figür, iki tane figürün ismi olmuş. Klasik balede. Bayağı araştırdınız galiba Orhan Bey bu konuyu. Ve 14. 13. asırda bu arabesk yine yayılmış tabii. İtalyanlar arabesko demiş. Böyle bir etkinlik bu ama bununla benim direkt olarak bağlantım ve alakam yoktur. Kesinlikle yoktur. Benim yaptığım çalışmaya bu şekilde bir isim konuldu. Ben koymadım bu ismi. Bu ismi basın koydu. Yine de müzik çevresinde konulmuş olabilir. Eğer Arap müziği çağrışım varsa, Arap'tan alınma varsa onlar, o Arap'tır, arabesk de değildir. Anlıyorum. Arap, Arap müziği, adaptasyon olabilir. O Arap müziğidir, Arap oradan müziği, adapte. Ama benim bununla alakam yok peki ama. Peki ne yapıyorsun? Ne denmesin istersin? Şimdi halk müziği diyoruz, sanat müziği diyoruz, pop müzik diyoruz. Sizin müziğinize ne diyeceğiz? Ben buna serbest çalışmalar dedim. Hala bir isim koymadım. Allah rahmet eylesin, İsmet Sıral ağabeyimiz vardı. O batıcıydı. Soprano saks çalardı. O Alaturfra demişti. Yani Alaturka da değil, Alafranga da değil, ikisinin arasında Alaturfra demişti. O batıcıydı. Ben serbest çalışmalar dedim. Geçen sene bir panelde bir arkadaş, bir genç bir arkadaş şunu söyledi. Buna serbestlik diyelim dedi. Çünkü serbestlik serbest çalışmalar anlamına geliyormuş. Güzel bir isimdi ama tabii bunu biz lanse etmedik, anlatmadık. Böyle de bir şey. Ben tam bir isim koyamadım ama ben Türk müziğinin içerisinde serbest çalışıyorum dedim. Gencebay tarzı diyebilir dediler, mi? Öyle dediler. Buna itirazınız var mı? Onu şöyle söylemek lazım. Her güçlü sanatçı birer ekol sahibi olabilir. Ekol sahibidirler. Saadettin Kaynak var. Pirlerimiz Münir Nurettin var. Itri Dede Efendi var. Sırasıyla böyle Avni Anıl ağabeyimiz var. Yani hepsinin ayrı ayrı değeri ve gücü vardır. Daha şu anda aklıma gelmiyor. Çok kişi var. Ve her birinin tarzı Itri tarzıdır. Saadettin Kaynak tarzıdır. Ama Türk müziğinin içerisindeki renkliliktir bu. Öyle olması da lazımdır. Benimki de böyle. Gencebay tarzı. Tabii yalnız yaptığımız bestelerde farklılık değil benim yaptığım şey. Ben icraata çok önem vermiştim. Bundan dolayı da bu arabesk deyimi kullanıldı. İcraatın yüzünden. Benim özellikle üzerinde durduğum konulardan bir tanesiydi. Çok üstünde durmuştum. Çünkü ne yaparsanız yapın neticede sunuşa geliyor her şey. Müziği de iyi sunmak lazım. İyi sunmak için sesleri iyi düzenlemek lazım. Bizim müziğimizde genelde sistemimiz çok güzel olmasına rağmen tek sesli üzerinde durulmuştur. Tek bir sesi güzelleştirmek için çaba gösterilmiştir. Ritim olarak ve ses olarak. Batının farkı birçok sesin bir arada ahenkli olarak çıkması. Yani polifonik müzik tekniğini taşır. Onu yaptığı için zengin müzik haline geliyor. Sizinki? Ben işte daha zengin müzik yapmak için araştırma yaptım. Hem Gencebay besteleri hem de daha zengin müzik yapmak için araştırma yaptım. Zengin müzik yapmanın yolları vardı. Bir tanesi mesela en kestirme yol. Eğer ki çok zengin müzik yapmak istiyorsa. Batı tekniği var. Onu alırsınız. Kendi müziğinize uygulamaya çalışırsınız. Veyahut yeni bir beste yaparsınız. Daha da uygun olur. Yani bir eski bir besteyi Batı tekniğiyle birleştirmeye çalışmaktan daha ziyade yeni yaptığınız yani, besteyi... Şöyle mi? Türk sanat müziği formları içerisinde bir beste yaparsınız. Alırsınız bunu. Batı formlarına aktarırsınız. Batı tekniğiyle bunu... Batı tekniği artık şimdi evrensel teknik haline gelmiştir tabii. Ayrıca da onu da belirtelim. Polifonik
müziğin tekniğini, polifonik tekniği buraya uyarlarsınız ve en kestirme yol olur zengin bir müzik yapmak için. Siz bunu yapmak çok kolaydı. Zaten biz Batı tekniğinden yararlanıyoruz da. Ben burada kendi kimliğimizi, kendimize ait olan değerleri hem korumak, hem geliştirmek, hem de dünya tekniğinde kullanmak amacıyla bu araştırmayı yapmak istedim. Yani her şeyi halledecek, ben sihirbaz da değilim de, ben kendi payıma düşeni yapmaya çalıştım. Nice yapılacak şeyler var. Kendi evet. Müziğinizle ilgili şunu diyorsunuz. Yani müzik yapınız için. Bu özgür bir yapıdır. Diğerlerindeki kurallara hem bağlıdır hem değildir. Hem halk müziğini işler hem sanat müziğini. Hem oryantali hem de batıyı anlatmaya çalışır diyorsunuz. Tabii. Sanıyorum bütün bu konuştuklarımızın da bu sözünüz bir röportajınızdan alındı. Anlatıyor. Biraz da şöyle açayım. Çok önemli konu bu. Mesela ülkemizde resmi olarak kabul edilen, Türk müziğinin dışında olanı söylemiyorum, resmi olarak kabul edilen iki tür müzik vardır. Halk müziği ve sanat müziği denilen müziğimiz. Evet. İki müzik vardır temel olarak. Yapmış olduğunuz yeni bir beste, eğer ki halk müziğinin kuralları içerisine sığıyorsa, halk müziğidir. Eğer sığmıyorsa dışlanmıştır. Resmi kurallara göre dışlanır. O yaptığınız çalışma eğer sanat müziğinin kurallarına uyuyorsa sanat müziğindedir. Değilse oradan da dışlanır. O zaman karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Ben bir şey ürettim. Halk müziği de, sanat müziği de resmi kurallara göre bunu kabul etmedi. Bu benim yeni, şimdiki ürünüm. Bunu ne yapacağız bunu? Halk da seviyor ve ben de seviyorum. Ayrıca müzik kalitesi de iyi. Ne yapacağız? Ne yapacağız, evet. Atacak mıyız bunu? Yapmayacak mıyız? Ama atıldınız yıllarca siz. İşte ben bunu yapmak istedim. Bu serbestliği getirirken, tabii ki şunu da söyledim. Ben kalitesi düşük bir şey yapmıyorum ki. Müzik kalitesi iyi, sözü müziği, kalitesi son derece dikkat edilerek yapılan bir çalışma. Üstelik değişik bir bakış, değişik bir yorum. Ve üstelik yine ülkemizde bütün insanımızın sevebileceği bir odağı oluşturmaya çalışıyorum. Evet. Birleştirmeye de çalışıyorum. Güncelliği yakalamaya çalışıyorum kaliteli bir şekilde. Ve buna ihtiyaç var diyorum. Benim yaptığım bu. Evet. Adına da diyorsunuz ben arabesk demiyorum. Ben de çünkü yanlış bir tanımlama diyorsunuz siz. Peki arabesk var mı Türkiye'de? Arabesk müzik. Var. Kim yapıyor bunu? Şimdi şöyle demek lazım. Mantık olarak baktığımızda arabesk iki anlamda olabilir. Birisi var olan bir Arap müziğinin adaptasyonu arabesk olmaz. O Arap müziğinin adaptasyonu olur. Ona arabesk dememek lazım. Arap adaptasyonudur. Üstüne Türkçe söz yazarsınız. Aynını koruyacaksınız tabii onun. Yorumu değiştirebilirsiniz ama kaynağı Arap'tır. Arap müziğidir o. Ondan etkilenerek bir şey yapabilirsiniz. Onu çok çağrıştırdığı zaman Arap vari normları, özellikleri kullanmışsınızdır, nüansları. Arabesk ona denebilir. Arap etkinliği var. Ama Arap'tan almamışsınızdır da Arap etkinliği var. Bu arabesk olan bir değerlendirmedir. Bir de bizim ülkemizin çeşitli komşuları var. Bizim bir hayli komşumuz var. Bazılarıyla da başımız dertte olsa da ama bizim komşumuz o. Evet. Güneydoğu'da bizim Arap komşularımız var. Ve hatta Güneydoğu'muzda bazı vatandaşlarımızın bir tarafı Arap da olabilir. Evet. Bu arkadaşlarımızın birçoğu sanatçı olan da birçok arkadaşlarımız var Güneydoğulu. Haliyle annesi veya babası Arapsa, o kültürü yaşamışsa, haliyle Türkiye sınırları içerisinde müzik yapıyorsa, bizim vatandaşımız, kardeşimizse, bunun Arap'tan etkilenmemesi mümkün değil. Etkilenmiş. İşte bu da arabesk. O zaman tam anlamıyla arabesk değerlendirmesini yapabiliriz burada da. Bunu da dışlayacak değiliz. Bu da bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Bunu da böyle düşünmek lazım. Ayrıca yine tüm bunları birleştiren tarihteki bazı konularda demeyelim de özellikle İslamiyet'in etkinliğidir. Orta Doğu'da birçok Müslüman ülkeler var. Dünyanın birçok yerinde Müslüman ülkeler var. Bakınız Müslüman olan ülkelerde aynı icraatları görebilirsiniz müzik olarak.
Yani birbirine benzeyen icraatları görürsünüz. Yani Kur'an okunurken makamlar birbirine benzer. Yapılan bestelerin tasavvufla ilgili özellikle birbirine benzeyebilir. Gayet normaldir çünkü İslamiyet'in etkisi vardır burada. Bunu bilmek lazım. Bir yani siz bunu anladığım kadarıyla normal karşılıyorsunuz ama ben onu yapmıyorum diyorsunuz. Ben bilerek herhangi bir kaynaktan yararlanmıyorum. Etkide kalmayan insan dünya yüzünde yoktur. Ben de kalmışımdır. Peki Orhan tabii Gencebay'ın ki müziği ile eşdeş sayılabilecek bir başka müzik var. Mesela şu kişinin yaptığı müzik benim yaptığım müziğe çok benzer, yakındır. Ya da şöyle sorayım. Benim yaptığım gibi yapmaktadır şu kişi diyebileceğiniz birisi var mı? Şimdi ben onu şöyle bu şekilde söylemem. Şöyle şu şekilde tarif edeyim kendime göre. Bir insan bir çalışma yapmışsa, bu sevilmişse ülkesinde, ki bizim ülkemizde yaptığımız çalışma sevilmiştir. Ben bunu ilk olarak yapmışsam, etkili olmuşsam, sevilen bir şey yapmışsam, bundan etkilenen bir dolu insanımız olacaktır gayet doğal. Var mıdır? Ben de hep çok varmış, kişi etkilenmiştir. Evet. Yalnız benden değil ama benden etkilenmiş, o da üretmiştir, ondan etkilenmiştir. Bu böyle sürer gider. Zaten olması gereken de budur. Ben nasıl Bayram Aracı'ndan etkilendim, onun bağlama çalışı beni etkiledi. Nasıl Veysel Baba beni son derece duyguladı, etkilendi. Neşet Ertaş da etkiledi mi sizi? Neşet benim arkadaşımdır. Çok severim. 16 yaşımdaydım onunla tanıştığımda. Çok severim. O yani, ekoldür. Nasıl ki ben etkilendim, benden sonra gelenler de ya da benden etkilenenler de vardır diyorsunuz. Neşet, tabii. Ben etkilendim, etkiledim. Bu böyle olacak ki nesiller birbirinden etkilenerek hem kimliklerini daha geliştirecekler, hem yeni yapılar oluşturacaklar, yeni yorumlar yapacaklar, zenginlik olacak. Buna peki engel olmak olur mu?